Hadi. Yeğenim, gün ortası böyle tedbirsiz buralara gelmek nedir? Geç bakalım. Ne oluyor? Tümeni jandarma aldı. Desene tedbirlik bir durum kalmadı. Temel uşakken çaldığı erikleri bile anlatacak. Dayı, Temel'in babasıyla konuş. O da letolarla konuşsun. Temel silahlar letoların diye konuşacak desin. Onlar birilerini gönderir. Jandarma da Temel'i serbest bırakır. İyi düşünmüşsün. Ama gördüğüm kadarıyla canını sıkan bu değil. Değil. Eda Nur söylemiş yerimizi. Tarık Leto'nun üstüne bulmuş bizi. Zorla söyletmişler. Sen biliyor muydun? Biliyordum. Bana niye söylemedin? Kendisi desin istedim. Zorla konuşturmuşlar dedim ya. Ne demek zorla konuşturmuşlar? Zorla konuşturmuşlar işte. Dayı, zorla konuşturmuşlar ne demek? Tecavüz etmiş kıza. Özür dilerim, çok affedersin, iyi misin? Sen olduğunu anlamadım, iyi misin? Çok çok affedersin, özür dilerim. Sürahi kırıldı. İyi misin sen? Kestin mi bir yerini? Yok yok, bir şeyim yok, merak etme. Birazdan hallederiz. Biraz yalnız kalmak istiyorum, olur mu? Tamam. Kızlara haber ver, sen dokunma ona. Tamam abi. Halil İbrahim. Özür dilerim, tekrar iyisin değil mi? İyiyim Zeynep. İyiyim. Sen... Böyle birden omzuma dokununca aklım başımdan gitti. Asıl sen iyi misin? Tabii sen olanları bilmiyorsun. Yayladaki eve gittim. Etrafı görünce merak ettim. Ne oldu? Levent olacak bana saldırdı. Biliyorsun. Ben tamam anladık, bunların cinsi bozuk da. Neden delirdin? Senin için bir şeyler hazırlamıştım. Yavuz için hazırladığım sandı kıskançlıktan deliye döndü, ruh hastası. Benim yüzümden olmuş. Affet. Hayır, seninle bir ilgisi yok. Babam tepki göstermedi mi bu duruma? Beni 3 kuruşluk ticaretine kurban etti. Şu olacak. Ben Levent'le evleneceğim. Sen de beni nikahtan kaçıracaksın. Anlamadım. Anlatacağım her şeyi. Önce ben yiyecek bir şeyler getireyim. Gelince konuşuruz.
Benimle dalga geçiyorsun değil mi? Hayır, ben çok ciddiyim. Madem onlar benim duygularımı, düşüncelerimi önemsemiyorlar, ben de onları nasıl iki paralık ederim diye düşündüm. Düğünden karıları, kızları, akrabaları kaçırılınca insan içine çıkamaz onlar. Hem sen de intikamını almaya devam etmiş olursun. Ha silah depolarını basıp rezil etmişsin, ha düğünden kızlarını kaçırarak senin için fark eder mi? Bence sen şoktan ne dediğini bilmiyorsun. Halil İbrahim, sakın bana korktuğunu söyleme. Ben hiçbir şeyden korkmam da. Arkadaşlarımı düşünüyorum. Onların hayatını daha fazla riske atamam. Sonuçta senin düğünün. Silahsız davetli olmaz. Düğün olmayacak. Nikah yaparlar sadece Tarık'ın yasından dolayı. Kalabalık olmaz. Sen nerede diyorsan orada yaparım. Yeter ki tamam da bana. Sen neden çekip gitmiyorsun buralardan? Neden çekip gitmiyorum buralardan? Levent beni istediği gibi aldatacak. Yakalayınca tokat atacak. İstemiyorum deyince zorla elde etmeye kalkacak. Babam sesini çıkarmayacak. Ben de yanlarına bırakıp kaçacağım, öyle mi? Ölürüm de bir yere gitmem. Bu Asiye'nin kardeşi Cevat. Levent'in dayısıydı değil mi? Dayısı. Cevat'ın bu nikaha gelme ihtimali ne? Yani o kaçak biliyorsun. Buralara gelmez. Tarık'ın cenazesine bile gelmedi. Ama sen... İlla gelsin diyorsan. Gelsin. Eğer ben sorun çıkarırsam beni, daha doğrusu babamı ikna etmek için gelir. Cevat'ı biliyorsun. Babamın katili. Bu şerefsiz gözlerimin önünde öldürdü babamı. Sonra da Gürcistan'a kaçtı. Sizinkilerin pis işlerini devralmış. Madem darbe vuralım diyorsun, ciğerlerini sökelim. O Cevat gelecek buraya. Getireceğim onu sana. Hadi sen bir şeyler ye. Hava kararsın, öyle gidersin. Ben Elif'i organize edeyim. Ayşe ile konuşsun, Ayşe teyzesiyle konuşsun. Cevat'ı getirelim. Sana Şoto'yla haber yollayacağım. Onun da Elif'in de haberi var görüştüğümüzden. Şoto'ya güvenebilirsin. Senin ne işin var burada? Zeynep Plato'ya bir şey mi olmuş? Olmuş. Evlendireceklermiş Levent'i. Zaten nişanlısı değil miydi? Evlendirmeyi de ne yapacaklardı? Dayı. Zeynep diyor ki nikaha bas. Beni kaçır. Şam. Sen buralarda büyümedin. Amcan anlatmamıştır belki. Gelinlik giymiş bir kızı kaçıracağına bütün sülalesini öldür daha iyi. Zeynep de bunu istiyor zaten dayı. Benim üstümden ailesinden intikam almak. Cevat da gelecek törene. Halil İbrahim, eşyalık da kanundur. Namert'te oyun oynanmaz. Aklında ne varsa ondan vazgeç. Bırak gerisini jandarma halletsin. Selamünaleyküm derviş dayı.
Aleyküm selam Müslüman Hanım. Buyur gel. Gel. Hemen yok derviş dayı. Eyvallah eksik olma. Siz ne yaptınız? Gel otur. Temel'e rolünü niye ezberletmişsiniz? Ne dediyseniz söyledi. İyi, iyi. Öbürü? Ben de onun için geldim. Ben lastikçi Rüştü Yalpalar diyordum ama yanılmışım. Satmadı sizi. Allah Allah. Emin misin Üstelik Hanım? Sorgusuna ben girdim derviş dayı. Tek kelime etmediği gibi kılını bile kıpırdatmadı. Rızvan kime verdi bizimkilerin yerine içeri? Kahyas Reşit'in oğlu. Cam göz müymüş, cin göz müymüş ne? Ha, cin göz. İyi, iyi. Kahvenin taranması için de muhtemelen o da vardı. Mümkünse çıkarma içeriden. Hele bir teslim olsunlar da gerisine bakarız. Yaran nasıl oldu derviş dayı? İyiyim, iyiyim. Şeyim yok. Oğuz, bir gelişme var. Hayır olsun. Cevat Kayatan, Batum'dan dönüyor. İyi, iyi. Dönsün. Yakalaması yok muydu? Alırız hemen. Siz almayacaksınız onu. Ben alacağım. Valla kusurumuza bakma Halil Bey. Estağfurullah. Jandarmayı da peşimize takacak bir şey etmedik ama bu Oğuz Üsteğmen belli ki bayağı yaman bir adam. Rahmetli Arif'in yeğeni Rüştü. O da karakoldan anın nakıyla çıktı. Rüştü dedim, sat beni kurtul. En az 10 yıl yatarı var bu işin. Satmam dedi. Ben Arif abimin intikamını alacağım. Emrindeyim Ali İbrahim Reis. Biz birbirimize kardeşlik yapıyoruz. Ağalık, reislik, beylik isteyen letolarla yürüsün. Bizimle değil. Yani o manada demedim abi. Yani. Siz niye koştur koştur geldiniz? Belki evdekilerin konuşacakları bir şeyleri vardı. Vallahi babam acele acele gidin dedi dayı. Demek ki bir şey yok. Ne yapalım? Gidelim mi? Uşaklar da bekliyordur bizi, merak etmesinler. Hadi gidelim. Dayım bir şeyler hazırla diyecek. Onları da alalım. Kap onları Rüştü. Hemen kaç şurada. Şu arkada. Allah'a emanet dayı. Sen giderken söyle istersen Temel'e. Rüştü'nün yanında olmaz. Belki Turan'ı yollarım. Gitsin Sema ile konuşsun. Öğrenip her şeyi anlatır. Tamam, sen bilirsin. Ula Temel, ben bir şey anlayamadım. Siz itirafçı mı oldunuz? Bu jandarma sizi nasıl bıraktı? Vallahi yakaladın beni Turan ha. Sonra kot kafalı deyince kızaysın bana. Ya biz itirafçı olsak biz mi gelirdik buraya? Jandarma gelirdi sizi almaya Turan. Allah Allah. Turan, sen Sema'yı ne zamandır görmüyorsun? Akşam git yanına istersen. Akşam gideyim de babası beni jandarmaya versin. Vallahi biraz daha gitmezsen Sema verecek seni jandarmaya Turan. Ha bunu alın da maps edin. En azından yeri belli olsun da arada geleyim göreyim diyecek. Bugün çok formundasın Temel ya, maşallah ya. Tamam la ben gitmeyeceğim demedim, gideceğim. Ya sabah ezanıyla kalka giderim de. Temel, bu lastikçi Rüştü eskiden din umursuzun tekiydi. Biz buna nasıl güveneceğiz? Vallahi karakolda görsen sen de şaşırırdın Turan. Demir gibi durdu ha. Ha bu. Ha bu. Bravo. Vallahi bu Rüştü'nün gözünü kan bürümüş ha uşaklar. Ben size diyeyim. Geç bakayım. Ya. Ürüdü abi ben size yalan mı söyleyeceğim? Amuletoların yeter etti ya. Ben balığa gidiyorum. Akşam balık yiyelim. Sen bu gece gitmiyor musun bir yere? Yok, buradayım. Hadi rastgele Ali İbrahim. Bak buraya. Abi niye böyle efkarlı? Ben anlamadım ki. Yol boyu ağzını bıçak açmadı. Ben de gideyim reisle. Yalnız kalmıyorsun. Git bakalım. Hadi bakalım, düştü.
Niye atmıyorsun? Bir seferde kaç tane balık gelir? Burada vakit bol Rüştü. Oltayla vakit geçiyor işte. Hem de düşünüyor insan. Ne düşünüyorsun? Seni bile düşünüyorum Rüştü. Ve benim neyimi düşünüyorsun? Bak. İşini gücünü bıraktın. Buralara kadar geldin. Niçin? Kan döküldüğü için. Değil mi? Hı hı. Değer miydi diye düşünüyorum. Rüştü. Sen niye girmiyorsun? Giriyorum da reisle laflayınca daldım, lafa daldım. Kusura bakma abi, ağız alışkanlığı. Bak he. Kurtul. Kötü alışkanlıklarından kurtul Rüştü. Kahveci Temel. Senden balıkçı Temel de olurmuş ya. Bu balığı başka yerde yiyemezsin ha Turan. Hemen şımar ya. Turan kafasını versene. Lan kim var burada? Biri tuzağa düştü. Silahlanın. İbrahim bekle, beraber gidelim İbrahim. Yürü Turan, yürü. Ulan! Ne ettiniz bana böyle tepetaklak oldum? Ula indirin beni. Kim etti bana bu işi? Ula! Kurtarın la beni. Şota? Ula Halil İbrahim. Ne işin var senin burada? Sağ geldim da Zeynep Hanım'la ilgili. Hadi be. Şota. Aha. Rüştü, indir Şota'yı. Ulan niye indiriyoruz? Gelmişken biraz takılsaydı yukarıda. Hazır letoların sadık uşağı ayağımıza gelmiş. Sana sahiplerin demedi mi Şota buraların tuzaklı olduğunu? Dağların çıkışının zor, inişinin olmadığını söylemediler mi sana? Temel, Şota bizden. He? Bana yardım etti geçen gün. Anlatmadım size. Nasıl yani? Ne yardımı? Ne yardımı? Doğru değil. Ha, geçen bizim uşak Rızvan'ın evine girdiğinde bu Şota çıkardı onu. Ha bu. Bak kaç kere sordum sana. Niye söylemiyorsun bana Osman? Haydi geçelim yine anlatırım uzun uzun. Hem Şota'nın diyecekleri vardır de. Haydi. Uy. Osmanoğlu, sen ne bu güzel? Amma meraklısın Turan ya. Bir haber mi var? Vardır. Sence ne zaman gelir Cevat Kaytan? Sabaha burada olur. Eğer pusu atacaksanız Asiye'nin evine giden yol uygundur. Ben kimseye pusu atmam. Bu Cevat gibi değilim. Oo Halil İbrahim. Sen bu adamları tanımıyorsun. Ha bunların amaçlarına ulaşmak için etmeyecekleri hainlik yoktur. Bak, Rüştü'yü nasıl yanına soktular. Ben biraz da onu demek için geldim sana. Rüştü ne alaka? Anlamadım ben onu. Rizvan Ledo'ya teyzesi oğlu Arif'in kanını sattı da. Emin misin? Eminim tabii. Lastikçi Rüştü'nün Rizvan Bey'in yanında ne işi var? Daha yeni eldirdiler de akrabasını. Oğlum, gözümle gördüm diyorum. Aa! Thank you.
Uyuştu. Uyku tutmadı mı? Tutmadı. Normal. Gel. Otur. Yok, oturmayacağım. Ne yapacaksın ya? Seni vuracağım. Niye? Ben ne yaptım sana? Arif abim senin yüzünden öldü. Arif abin inandığı şey için öldü. Sen ne kadara sattın kendini? Söyle. Belki bende daha fazlası vardır. Veririm sana. Biz benimle toplantı mı vaat etti? Sen ne vaat edebilirsin bana? Ben sana ölümden başka hiçbir şey vaat edemem. Düştü de yok. Yoksa bak yürüyün lan, hadi yürü yürü yürü. Başta ben Halil İbrahim. Ben bu kansıza inandım. Bağışlanacak bir şey yok kardeşim. Bundan sonra kimse yüzümüze silah doğrultmaz. Kim ne yapacaksa arkamızdan dolanacak. Ağlar. Bu de şimdi ne yapacağız? Ha bu işte ne Temel'in günahı alır, ne Danur'un. Gel onlara karışma. Kızgınım Osman'ım. Kızgınım. Ama kimseyi suçlamıyorum. Birini suçlayacak olsam en başa kendimi yazarım. Seni bile hayatımdan ettim. Ola ben kadar inanırım lan kardeşim benim. Belki inanmazsın ama bir gün hayatımın değişeceğini biliyordum. Ama ne zaman nasıl olacağını bilmiyordum. Ama değişeceğinden emindim. Ama dünyada hiçbir yaratılmış yoktur ki kaderi böyle upuzun dümdüz yazılsın. Ben kaderimden de senden de razıyım ben kardeşim. Umarım Temel de kaderine razı gelir. Neni soraysın Ali İbrahim? Vazgeçtim işte Eda Nur'dan. Neden? Bana yalan söyledi Ali İbrahim. Ne olurdu doğruyu söyleseydi? Ya kızar mıydım ona? Yoksa karıcığım üzülme. Utanma. Sana bu işi edenler utansın mı derdim. Haklısın. Haklısın, sana anlatmalıydım. Belli ki Yasemin'i olanlardan korktu. Anlatamadım. Yasemin'e gelince onun yüzünden öldü Yasemin. Benim yüzümden öldü Yasemin. Ben de sinirliyim kardeşim. Ben de öfkeliyim. Sen de Eda Nur'a karşı öylesin. Ama bu sevgi öyle silinip atılacak bir şey değil. Ben silip attım Ali İbrahim. Ne hali varsa görsün. Bu söylediklerin sinirden, öfkeden, sevgiden değil. Bunu sana
Sevdiğine bir daha kavuşma ihtimali olmayan bir kardeşin olarak söylüyorum. Yapma. Gerekirse benden vazgeç. Sevdiğinden vazgeçme. Hadi kalk, hava kararıyor. Asaba yenelim. Tuzaksa tuzak. Cevat beni bir yere çağırıyorsa ben giderim. Kusura bakma da yeğenim. Bu dediğine yiğitlik değil, delilik denir. Söyle Şota. Tamam, sağ ol. Cevat Kayatan senin baba evini yakacakmış. Şahin Kayatan görünsün diye. Ne demek ya? Size bak be. Ne bile gel geliyor beyler. İyi de bizim ev Şahin Kaya'nın tersinde. Ben yanlış mı anladım? Dur bir daha arayayım Şota'yı ben. Arama dayı. Arama. Siz beni burada bekleyin. Reis, sen niye toplantıda adresi yanlış gösterdin? Orada güvenmediğin kim vardı? Ben kimseye güvenmem koçum. Bugüne kadar kimseye güvenmediğim için hayatta kaldım. O kara su yılanı bizden birinin yardımı desteği olmadan bugüne kadar çoktan geberirdik derdi. Tabii özel olarak üzerimize sürmedilerse. Kim tarafından? Devlet mi? Devlet olur, düşmanlar olur, Ruslar olur. Yolumuzu kesmek isteyen herkes olur. Da sana bu soruları kim sordurtuyor? Hiç, meraktan sordum reis. Uylanırım ben meraklı adamla. Aç. Sessiz olun. Geldim. Bu anı beklemekle geçti Cevat. Ama seninle daha işim bitmedi. Kalkamaz da. Kalkarsa tetiğe basman yeterli Muzaffer Baba. Sen merak etme. Thank you.
Geri dur be Ali İbrahim, tek başına yine. Ne oldu lan burada? Lan bunlar Cevat'ın adamı. Muzaffer baba, benim. Bak lan. Yürü lan. Yürü. Demek bu işi garibanın evini yakacaktın. Niçin? Beni tuzağa düşürmek için. Öyle ne? Halil İbrahim. Halil İbrahim, sözü yapalım. Bitsin bu kan davası Halil İbrahim. Ha? Halil İbrahim, dur. Dur, yapma. Yapma. Halil İbrahim, yapma Allah aşkına. Yapma, yapma. Halil İbrahim. Halil İbrahim, bitsin bu kan davası. Bitecek. Bu kan davası bitecek. Benim kan davam bitecek. Bırak! Cevat'la arandaki farkı hatırlatıyorum. Öldüreceksen olur. Eziyet etme. Sen zalim değilsin. Yok. Rızvan Leto vur dedi, vurdum. Kim sattı beni? Rızvan sattı değil mi? Gideyim Rızvan Leto'yu öldüreyim. Asıl kanlı Rızvan sizin. Ellerine Allah. Rızvan Leto'yu öldüreyim. Bırakın. Beni bırakın. Uşaklar. Esler. Uşaklar. Atın uşaklar. Bırakın beni. Uşaklar. Bakın. Rızvan Leto'yu öldüreyim mi? Ağırlarınız yaltım verdim size bak. Dinleyin beni. Zengin ederim sizi. Ha? Bak kapı sanırım la. Geçirin boynuna. Yapma. Yapma. Rızvan Leto. Asıl kanlınız o sizin. Bırak. Kaldırın. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Yapma. Yapma Halil İbrahim. Yapma. Yapma. Çekil. Yapma. Yapma Halil İbrahim. Sen benim gözlerimin önünde babamı öldürdün. Sırıtarak. Ben her gece seni gördüm. Bu gece son görüşüm. Halil İbrahim! Thank you.
Kasabanın meydanı nasıl bunu? İbret-i alem olsun. Dağda kızıl ot biter, İçinde keklik öter, Eşkıyadan da beter. Usman be Halil İbrahim, Usman be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Kim çalıyor lan bunu? Kapattır! Kapattır da! Koş! Koş da kapat! Kapattır da şunu! Kalkan sesinden hala sedar edilir, seslenmelidir, seslenmelidir. Hak işlemesinden kalkan sesinden. Ben Halil İbrahim! Kalkan sesinden hala sedar edilir. Babamın katili Cevat! Şu an bir ağaçla sallanıyor. Yani bir devir kapandı. Bundan sonra bu topraklarda her türlü zulme karşı ben varım. Hey, düşman geldi tabur, tabur dizildi. Bu düğüne gelince ben yaşadığım sürece hiç kimse istemediği biriyle evlenmeyecek, evlendirilmeyecek. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Mertlik bozuldu, eğri kılıç kında paslanmalı. Çekil lan. Paslanmalı. Yürü! Halil İbrahim! Aa, bırak beni, ne yapıyorsun, bırak. Kadınları karıştırma bu işe. Bırak Zeynep'i. Siz benim sevdiğimi benden aldınız. Ben de sizin sevdiğinizi sizden alıyorum. Düşman geldi tabur, tabur. Kimse elini beline atmasın. Yakalım. Hadi İbrahim. Yas. Kadınlar başlık var. Kovalamayın lan. Halil İbrahim, hazır elimize düşmüşlerdi. Hepsini gebertecektik orada. Zeynep'in gözünün önünde mi yapacaktık kardeşim? Kızın hiç mi hatırı yok? Hatırı çok, hatırı çok da. Ona da bir iyilik olurdu neticede. Bu da adamın babası gözünün önünde vuruldu diye. Gidip Cevat atsık ya. Çoluğun çocuğun önünde bize yakışmaz da. Ne konuşuyorsunuz bakayım orada? Şey, bu şimdi sen... Biz şimdi imzaya yetiştik mi, yetişemedik mi? Yani sen Zeynep Leto musun, Zeynep Kulpa mısın? Onu soruyor Turan. He. Artık iki tarafta ailesinden silmiştir beni. Benim ailem sizsiniz. O zaman aramıza hoş geldin. Umarım yarı yolda geri dönmezsin zengin kızı. Dönmem, dönmem. Hadi. Zeynep. Nereye? Ya orası köy yolu Zeynep. Hani dönmem diyorsun ama ayakların seni götürüyor.
Buralar New York'a benzemez Zeynep Hanım. Tamam ya, hadi Allah Allah. Vay be. Siz burayı nereden buldunuz da bu hale getirdiniz? Vallahi korkulur sizden. Burası bizim değil, Kurdoğlu'nun mağarası Zeynep. Kurdoğlu mu? O kim? Efsane. Bu Bal Osman uzun zaman dağlarda yaşadığı için bu masallara inanır olmuş. Masal mı? Hangi masal Turan? He masal. Dua et de Kurdoğlu ortaya çıkmasın. Masal olarak kalsın. Çıkarsa çıksın. Ne yapacak? Bir yere sığınmışız. Gidecek yerimiz yok. Aşağısı çakallarla doluyken gelip bize mi saldıracak? Çakal derken? Sizinkileri diyor Zeynep. Sizinkileri diyor. Bizimkiler burayı bulamaz bence. Değil mi? Bugün olmasa da başka bir gün bulacaklar. Senin güvenliğin için başka bir çözüm düşünüyorum. Ben sizinle gayet iyiyim. Yalnız bir şey soracağım, ben acıktım. Siz acıkmadınız mı? Burada ne yiyorsunuz, konserve falan mı? Konserve yok. Ne bulursak onu yiyoruz. Ama konserve fena fikir değilmiş. Turan. Sen bir semaya gitsen. Hem konserve alırsın, hem Zeynep'e giyecek bir şeyler. Ha, doğru dedin Halil. İyi fikir ya. Temel, hadi kalk beraber gidelim. Sema zaten sizin evde İdanur'la birlikte. Gelmem ben, sen git. Yüküm ağır olacaktı. Ha, gidelim beraber, bana yardım edersin. Yüküm benden ağır değildir Turan. Ha? Osman'la gidin siz, taşır o senin yükünü. Ya Osman'la gideceğim ya. Sonra yol boyu bana masal anlatıp duracak. Haydi Turan, haydi, acıktık da. Hadi eyvallah. El kestirip. Uşaklar. İster aldırsın çocuğu, ister doğursun, beslesin, büyüsün. O mesele benlik değil artık. Temel, şimdi kalkar senin bütün kemiklerini kırarım. Gurur yapacak mesele mi lan bu? Karın bu senin. Ben de onu diyorum ya Turan. Edanur benim karım değil artık. O mesele bitti. Halit İbrahim, şuna bir şey söyle. Elimde kalacak vallahi. Söylenecek her söz söylendi kardeşim. Artık söz bitti. Benim başıma böyle bir şey gelse üzülürüm, kırılırım. Ama sevdiğimi yalnız bırakmam. Hiçbiriniz benim durumumda değilsiniz. Başınıza da böyle bir şey gelmedi ha. Allah korusun gelmesin de zaten. O yüzden bana kimse ne yapacağımı, ne edeceğimi söylemesin. Beni bir salın da. Şişt, Zeynep geliyor uşaklar. Hoş geldin Zeynep. Buyur gel otur. Özel konuşuyorsanız sonra gelebilirim. Yok bu Turan kasabadan geldi de. Ha, gel. Çay kim ne yapmış, kim ne etmiş? Bir çay koy Turan. Neler oluyormuş bana da anlatın bakayım. Anlat Turan. Herkese haber göndermişler. Asacağız, keseceğiz. Bir lokmayı muhtaç edeceğiz diye. Ha bir de bir ekip çıkaracaklarmış bizi bitirmek için. Ama onlar kimdir, nedir, ne değildir kimse bir şey bilmiyor. Cevat'ın çocuklarıdır. Hüsrev ile Cahit. Halil İbrahim Cevat'ı çağıralım dediğinde Şota söylemişti. Bu Hüsrev ile Cahit öyle psikopat ikiletmiş ki Cevat'ı mumla ararsınız demişti. Ateş olsa cürüm kadar yer yakarlar. Gelsinler. Bütün kozlarını sürsünler. Ta ki mert olup hasımlarının karşısına kendileri çıkana kadar her geleni tek tek indireceğiz. Hah. Oldu Turan.
bu işleri öğrendik ya iyice. Temel! Temel! Ağaçları işaretledik. Aşağıdan gel ha. Bak tuzakladık her yeri. Aşağıdan, aşağıdan. He. Ali İbrahim, hadi bir baksana. Hayırdır birader? Bizden gizli bir şey mi var? Ya gizli değil, gizli değil de. Diline düşmeyin dedim Turan. Hele hele, söyle neymiş? Sayımız az. Bana kalsa yetişirim de. Gideyim hastaneye, Danur'un yanında olayım dedim. Çok iyi düşünmüşsün kardeşim. Git tabii, git. Çok iyi düşünmüşmüş. Lan bunda düşünecek akıl mı kaldı? Belli ki Zeynep senin aklını başına getirmiş. Aynen öyle oldu. Sizi böyle yüzüstü bırakıp gitmiş olacağım ama gideyim de göreyim. Sen git aileni kurtar. Biz başımızın çaresine bakarız. Evet kardeşim, sen bizi düşünme. Hatta Sema ile Eda Nur'u al, Genceli ailesine geçin. Biz de arkanızdan geliriz evvelallah. Eyvallah. Hadi. Dikkat et. Allah'a emanet. Kendinize dikkat edin ha. Lokot kafalı, kendini vurdurma ha. Yürü git, dikkatli git ha. Bana bak. Bak yakalanırsan seni kurtarmaya gelmem. Tamam. He, işaretledik her yeri. İyi bak. Tamam. Al Turan. Allah biliyor ya. İçimden diyordum ki bu Zeynep burada olmasa iyi olur ama bak bir hayra vesile oldu. Temel bugün gitmeseydi bu işin sonu kötü olacaktı. Eşkıyalar neredesiniz? Zeynep, her yere tuzak kurduk. Böyle gel, böyle. Buradan mı? Evet, böyle. Zeynep, sen bu Temel'e bizden farklı ne söylemiş olabilirsin ki? Bu oğlan koştuğa koştuğa Eda Nur'a gitti. Belli ki siz onu zaten ikna etmişsiniz de. Beni bahane etmiş işte. Mermi işi tamam. Temel gitti artık, bir kişi eksiksiniz. Ona vereceğiniz şeyi ben yapabilirim. Şimdi Zeynep, Temel aşk acısı çeken acılar içinde bir adamdı. Biz ona hiçbir şey yaptırmayacaktık. Hatta kendini vurur vurur diye beline silah bile koymayacaktık. Değil mi Halil İbrahim? Evet, evet. Zeynep, sen mağaradan çıkma. O niyeymiş? Buraya gelecek adamlar seni kurtarmaya gelmeyecekler. Mümkünse hepimizi öldürmeye gelecekler. Aklımız sende kalmasın. Siz burada çatışırken ben orada oturup sizi mi bekleyeceğim yani? He. Ben hepinizden daha iyi silah kullanırım. Zamanı gelince görürsünüz. Esaslı kızmış ha. Beyler, şu tuzak işini bitirelim. Ben ateş etmeden kimse ateş etmeyecek. Tamam mı? Merak etme. Sendeyiz. Haydi uşaklar. Bunları sakladım gece. Osman niye onu kurban? Buradayım dayı. Dikkatli gel. Halil İbrahim, bu iş tuzakla olacak iş değil. Batım'dan özel ekip çıkmış. Topla tüfekle gelmiş, sen hala tuzak peşindesin. Topumuz tüfeğimiz var dayı. Bunlar sadece önlem. Özel ekip çıktığını nereden öğrendin? Oğuz'dan. Tahminin doğru çıktı. Asiye Lata yeğenini Yusuf'lara yollamış. Onlar da bulunduğun yeri güya ağızlarından kaçırdılar. Güzel. Gelsinler. Zeynep Lata nerede? Mağarada. Dayı. Aslında sen Zeynep'i alsan Genceli ailesine geçsen iyi olur. Yeğenim sen anlamadın galiba. Üstümüze ordu geliyor. Çok geç artık. Buradan bir yere gideceksek vuruşmadan gidemeyiz. Thank you.
Kurdoğlu'nun mağarası ne tarafta? Abi şu ormanlıktan dümdüz ileride dediler ama. Hüsrev. Arabayla gidemeyiz o tarafa. O tarafa arabayla gitmeyeceğiz zaten. Cahit. Buyur abi. Ekibi al yanıma. Oraya doğru ilerleyin. İkili gruplara ayrılın. Mağarayı çembere alın. Tamam mı? Kaçacakları tek yer burası kalacak. Ben de gelenleri tek tek indireceğim. Seniciğim merak etme. Eyvallah. Bana bak. Herkes beni dinlesin. Bu eşkıyanın yanında yengeniz var. Ona zarar gelmeyecek. Bunların hepsini teker teker, tane tane hepsine çevir. Lan Pisa, Naz Bey, Guruk Bey. Hadi davay davay hadi, hadi. Hadi davay 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 hadi. Karım, karım, eşim. Hüsrev. Maşallah bu Cahit'in Rusçası iyidir de. Avlanır oğlum. Aslan be Halil İbrahim. Aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Aslan be Halil İbrahim. Halil İbrahim. O tarafa gidiyorlar. Hadi takip edelim. Tuzağa çekmeye çalışıyorlar bizi. Muhtemelen bizi orada bekleyen birileri var. Osman'ım, mağaraya git. Tamam. Halil İbrahim! Neredesin lan? Neredesin? Çık ortaya!
Sen benim babamı öldürdün. Erkeksen çık beni de öldür. Neredesin lan? Sık, sık başla, sık. Nerede lan? Abi! Bu tarafa sık! Bu tarafa sık! Nerede lan? Nerede? Orada lan! Cahil! Orada lan sık! Öldür şu yalanı! Öldür lan! Zeynep la! Şimdi bitirdim lan seni. La Zeynep orada diyeyim sana. Lan bana bak. Senden de, Zeynep'ten de çok sıkıyorum. Çekil lan önümden! Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım Selim, ben bir şey yapmadım. Yapkarım orada diyorum. Roket atıyor, bomba atıyor da. Gidiyoruz Selim. Zeynep'i sonra alacağız. Zeynep, iyi misin? İyi misin? İyi misin? İyiyim, sen iyi misin? İyiyim. Zeynep, hemen uzaklaş buradan. Güvenli bir yere git, hadi. Hadi gel, beraber gidiyoruz. Yaralanmışsın. Tamam, korkma. İyiyim Zeynep, iyiyim. Dur söyle, iyi misin? Halil İbrahim! Zeynep! Zeynep, Halil İbrahim! Halil İbrahim yaralandı. Ne? Yaralandı mı? Tamam kardeşim. Hayır, iyiyim, iyiyim. Derviş dayım nerede? Derviş dayım iyi. İyi, iyi, gelin. Mağarada pansuman için bir şeyler var mı? Var. Tamam, hadi git. Tamam. Hadi Osman, hızlı Osman. Çok acıyor mu canım? Hayır, hayır, hayır. Hiçbirimiz bu tarafta değildik. Bunu arkadan kim sıktı? Halil İbrahim, biraz canın acıyacak ama bunu çıkarmamız lazım. Tamam. Daha önce de başıma geldi. Malzemeler gelince ben çıkaracağım. Sen de baskı yapacaksın. Dayı! Halil İbrahim, iyi misin? İyiyim dayı, iyiyim. Dayı! Ne girdi oraya? Ağaçla. Bir kamyon kurşun sıktılar. Gire gire ağaç mı girdi? Biraz öyle oldu. Hadi Osman. Halil İbrahim, az ileride pikaplar var. Oraya kadar yürüyebilir misin? Yürürüm dayı, yürürüm. Taşırız olmazsa. Osman gelsin, ondan sonra gidelim. Tamam. Geldim, geldim. Koş Osman. Koş. Al Zeynep. Çekiyorum. Hazır mısın? Hemen sakin ol bizim. Osmanlar, Osmanlar geldiler. Bizimkiler. Herkes iyi mi? Araba kimin Osman? Koş koş, Halil İbrahim yaralandı. Nasıl yaralandı? Ne oldu? Ne oldu derviş? Ne oldu? İyiyim, iyiyim kardeşim, iyiyim. Vuruldun mu? Nereden vurdun? Ne oldu? Yok, vurulmadım, vurulmadım. Kork, kork. Ah ulan, boş boş dolaşacağıma gelip yanınıza duracaktınız. Koş sizin... koş, konuşma, bir şey yok. İyiyim de kardeşim, anlatacağım hepsini. Geç, geç. Onun parçası battı benimle. Gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Bak kardeşim, bak. Tamam, tamam. Bana hemen sıcak su lazım. Pansuman yapıp yarayı dikmem gerekiyor. Tamam, ben getiririm şimdi. Ya bir hastaneye götürseydiniz, burada nasıl olacak o iş? Hastaneye gidemeyiz. Ben hallederim. Nasıl yapacaksın? Ne anlarsın sen? Ya ne demek ne anlarsın Fatma teyze? Veteriner ya Zeynep. Yani Osman'ın doktoru bir nevi. Çok komiksin Turan. Şakanın tam sırası. Hayret bir şey ya. Uşaklar, sulandırmayın. Adamla ilgilenin de. Hadi biz çıkalım. İğne iplik var mı? Var, ben getireyim. Temel. Danun nerede? Güvende, güvende. Leto olmaya karar vermiş, Asiye'nin evinde.
O ne demek? Üvey annen ikna etmiş karımı doğurtmaya. Torun bakacakmış evde. Keşke o kadın da bugün orada olsaydı da onu da ben vursaydım. Temel gel sen şuraya bastır. İyice bastır. Ben şunu sterilize edip geliyorum. Sık kolumu kardeşim. Benim kardeşim aslan gibi. Arkadaşım. Yine deli deli daldın değil mi oraya buraya? Daldı. Ateşin düşmüş biraz. Evet. Daha iyiyim. Hadi çorbanı iç de sana antibiyotiğini vereyim sonra. Aşağıdan bir haber var. Kim getirdi haberi? Sema. Neymiş? Annem Şota'yı göndermiş bize ulaşması için. Babamı ikna etmişler. Eğer Halil İbrahim kabul ederse sulh olalım demiş. Nasıl olacakmış o iş? Bunca kan döküldükten sonra. O kadarını bilmiyorum da. Abimi aramamı söylemiş. Abimi arayıp bir görüşme ayarlayabilirmişiz. Yeni bir tuzak yani. Abim tuzak kurmaz Halil İbrahim. Ona güvenebiliriz. İşin ucunda ben varsam annem de abim de beni tehlikeye atacak bir şey yapmazlar. Zeynep. Senin ailen pek sözünde duran bir aile değil. Ailemi tanıyorum Halil İbrahim. Ama bu insanlar bizim yüzümüzden, en çok da benim yüzümden bir zarar görsün istemiyorum. Asiye bile rahat durmuyor. Eda Nur'u gidip alıkoymak ne demek ya? İnsanların hayatına mal oluyoruz. Belki bunu değiştirebiliriz. Ne yapmamı istiyorsun? Abimi arayabiliriz. Eğer abim birine zarar gelmeyeceğini söylerse bunu sağlar. Tabii karşılığında şartları olacaktır. Ne gibi? Bilmiyorum. Bunu görüşmeden öğrenemeyiz. Vücudundaki yaralar nasıl oldu? Kaza. Kurşun yarası onlar. Kazara kurşun da inilebiliyor. Dalga mı geçiyorsun benimle? Zeynep. Eğer bir aksilik olursa, istenmeyen bir durum yaşanırsa ne abine doğru koş ne de benim arkamda dur. Ne yapayım Halil İbrahim? Alakasız bir tarafa doğru koş. Burada kimse sana zarar vermek istemeyecektir. Bütün sevdiklerim zarar görsün, bana bir şey olmasın, öyle mi? Gerekirse öyle. Geliyorlar. Hızlıray. Abi. Zeynep. Çok şükür iyisin. İyiyim, bir şeyim yok. Şota'yla biraz açılın. Biz de Halil İbrahim'le bir baş başa konuşalım. Ne konuşacaksanız benim yanımda konuşun abi. Zeynep. Bir müsaade et güzelim. Hadi. Mümkünse sizler de. Her şeyden önce kız kardeşime zarar vermediğin için teşekkür ederim. Kardeşin hepinizden mert.
Ben mert, dürüst. Sözünün eri insanlara zarar vermem. Eyvallah. Namert diye bahsettiğin o dünkü çakallar sanırım, değil mi? Neyse ki babaları gibi onlar da hak ettiklerini buldular. Bulacak. Herkes hak ettiğini bulacak. Bulsun bakalım. Da bir şey merak ediyorum. O Levent'i niye sağ bıraktın? Demek akrabasının kafasına sıkan o. Odur, yapmıştır. Beklerim ondan. Madem Levent'in ölmesini istiyorsun, neden kendin yapmadın bunca zaman? Kız kardeşini yaktın. Bak Ali İbrahim, İstanbul'dan geldim. Belli ki buraları unutmuşsun sen. Burada her şey bir denge içinde yürür. Dengeleri bozarsan her şey allak bullak olur. Kimin dost, kimin düşman olduğunu anlayamazsın. Şu an seninle karşı karşıyayız. Birbirimizi tartarız, ölçer biçer, ona göre davranırız. Ama dengeler sarsılınca biz seninle böyle yüz yüze bakamayız. Ne istiyorsun benden? Bu kavga bitsin istiyorum. Kız kardeşim evine dönsün istiyorum. Sen de arkadaşlarınla daha fazla zarar görmesin istiyorum. Bugün değilse de bir gün. Bak, sevdiğin kollarım da öldü. Arkadaşlarım da ölmesin. Hiçbirimiz daha fazla zarar görmeyelim istiyorum. Nasıl güveneceğim senin sözüne? Yarın baban çıkar. Bu söz benim değil, oğlumun sözü derse. Ne yapacağız? Demeyecek Ali İbrahim. Demeyecek. Ben buraya babamın teklifiyle geldim. Sadece kendi sözümle değil. Neymiş teklifi? Eğer kabul edersen, tabii Zeynep de hayır demezse, damadımız olmam. Anlamadım. Kan davasını bitiren şey akrabalıktır. Hem sen Zeynep'i kaçırdın madem. İnsanlar konuşur, laf olur, sıkıntı olur. Ama evlenirseniz ne Zeynep'e, ne sana, ne de sevdiklerine o saatten sonra kimse zarar veremez. Sakın çıkarmayın silahları. Siz bu kadarsınız işte. Sözünüz de bu kadar kendiniz de. Benim bir alakam yok Ali İbrahim. Abi ne yaptın sen? Zeynep, yemin ederim bilmiyorum. Alakam yok benim. Demek Balı Bey ha? Al bakayım şu terörü. Tutun şunu. Kal orada. Ali İbrahim Karasu. İzinle geliyorsun, silahını ver. Ne suçu varmış da tutukluyorsunuz? Çok suçu var. Çok suçu var da en önemlisi seni zorla alıkoymuş olması Zeynep. Kimse beni zorla alıkoymadı. Yolda kızıl ot biter. İçinde keklik öter. Yolda kızıl ot biter. İçinde keklik öter, eşkıyadan da beter. Osman be Halil İbrahim, Osman be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına. Alın Halil İbrahim Karasu. Yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim, kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına,
saçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Nerede su durur, dal köprüler kurulur. Nerede su durur, daldan köprü kurulur. El yerine vurulur, aslan be Halil İbrahim. Aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Her şeyi üstleneyim. Zaten kimim kimsem yok. Girer hepimiz yerine paşa paşa yatarım. Bizim neye göre kimsemiz varmış Osman'ım? Temel. Sen ne kadar inkar etsen de senin bir karın var. Bir anan bir baban var. Ha bu hanım köylü Turan'ın da nişanlısı vardı. Benim neyim vardı ben üstlenmiyorum Osman? Senin bir davan var kardeşim. Zalimlerle savaşacaksın. Ne oldu? Bitti mi şimdi? Osman. Sen safsın ha. Niye? Ulan herhangi birimiz içeri girdikten sonra bizi orada yatıracaklarını mı zannediyorsun? Otel gibi konakladın mı bizi retolar? İçeri girdiğimiz anda öleceğiz. Anladın? Ben de onu diyorum Turan. Hepimiz mi ölelim? Hiçbir şeye cevap vermeyeceksiniz. Hiçbir şey konuşmayacaksınız. Sizden tek bir ricam var. Kardeşliğimizin hatırına bunu yapacaksınız. Neymiş o? Cezaevine girdiğimizde ilk gece ne yapıp edip ölmeyeceksiniz. Becerebilirsek ölmeyelim de. Senin bir planın mı var arkadaşım? Ali İbrahim Karasu. Komutan çağırdı. Sorgu da sen için. Al arkadaşım. Arkadaşlar Halil İbrahim Karasu'yu sorgu odasına almışlar. Güzel. Barış Yavuş'um. Dinleme cihazlarıyla kameranın kaydını kapatalım. Önce bir dostça sohbet edelim Halil İbrahim'le. Eğer bize yardımcı olmaya karar verirse resmi sorguya geçeriz. Niye böyle bir şey yapıyoruz ki komutanım? Adam profesyonel Barış Yavuş'um. Daha önce bir adamını tek aldık. O bile ağzını açmadı. Halil İbrahim mi konuşacak? Ama eğer biraz güvenini kazanırsam düşmanları zarar görecek diye bir şeyler anlatabilir. Siz nasıl isterseniz komutanım. Sen burada kal başlıyorum. Aç mısın, tok musun? Bir şey ister misin? Karnım tok. Konuşacak bir şey yok komutanım. Sistem kapalı rahat ol. İyi. Nasıl olacak şimdi? Deli Yörük. Ulan durduk yere gelip tutuklamışım gibi konuşma benimle. Senin ne işin var Fikret Leto'yla? Nasıl düştün sen bu tuzağa? Düştük işte. Kızı kaçırman yanlıştı. O zaman da haber gönderip söyledim sana. Hatalarımı mı konuşacağız Oğuz? Bunun için sorgu süren yetmez, onun için söylüyorum. Ya Osman? He.
Senin birebir çok konuşma fırsatın oldu. Halil İbrahim, mazisini anlattı mı sana? Yok. Yok. Tabii sen çok konuştuğun için çiçektir, baldır, arıdır, ayıdır. Bu şahında fırsatı kalmamıştır. Ulu abi, ben çok konuşuyorum. Siz susuyorsunuz, ne biliyorsunuz Turan? Ben biliyorum. Nasıl yani? Ne biliyorsun, ne anlattı sana? Bir şey anlatmadı. Bir şey anlatmadı da. Bence Halil İbrahim bordo bereli. Özel kuvvetlerden. Öyle çekirdek çitler gibi 10 tane adam ayıklayamazsın yani. Ne zaman köşeye dönsek 5 tane adam yerde. Arabanın üstüne atlıyor, zıplıyor, 4 tane adam yerde. Bunlar kolay işler değil beyler. Ha, bu uşak kesin devletin adamı. Hasbinallah ya Resulallah ya. Devlet adamıymış. Madem devletin adamı, bir tabur asker bizi niye almaya geldi? Şimdi. Belli ki bize cezaevi yolu gözüktü. Bir yolunu bulur, kurdu olası sizi kurtarır diyeceksin. O zamana kadar hiçbirimiz sağ bırakmazlar. Farkındayım, farkındayım. Da sizi de böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya bırakamam burada. Kaçmam lazım. Bu çocukların yaşaması için benim firar etmem lazım. Ki şanslar olsun. Buradan kaçarsam hep beraber saplanırız batağa. Zaten senin de babam yeterince dikkat çekti. Ki benden habersiz operasyon yaptılar. Adliyeden kaçarsam iş sana kalmaz. Hadi diyelim ki kaçtın. Ne halt edeceğim? Rızvan Leto'yu, Fikret Leto'yu, Dursun Leto'yu, Nesim Kulpa'yı ortadan kaldıracağım. Ve birkaç kişiyi daha. Sonra içeride kimse yanımıza yaklaşamaz. Ha, bütün bunları yapıp bir de teslim olacaksın yani. Sen beni yakalayacaksın. Devamında sen halledeceksin. Ben yapacağımı yapmış oluyorum zaten. Bu saydığın adamlarla kalmıyor bu iş Halil İbrahim. Ben bir şema çıkardım. Gel öyle seninle benimle bitecek bir iş değil mi? Hiçbir şekilde teslim olmayacaksın. Cezaevine de girmeyeceksin. Tutuklama kararının çıktığı an araçlara bindirilirken ben kaçıracağım seni. Nasıl olsa beni açığa alırlar. Birlikte daha çıkarsak belki bir şansımız olur. Arkadaşlarımı bırakamam. Biz ne arkadaşları toprağa bıraktık be Halil İbrahim? Cezaevini bırakmadık. Toprağa bıraktık. Madem bu işte birlikteyiz, onlar da gelecek. Zor. Zor ama... belki onlar cezaevine atılmadan çıkarmanın bir yolunu bulabilirim. Nasıl? Osman, niye bu kadar çabuk bitti senin? Vallahi uzun uzun balın faydalarını anlattım, bitti Turan. Baktılar bir şey anlatmayacağım, getirdiler işte. Ama bir tek Zeynep'in kaçırılma konusunda konuştum, baştan söyleyeyim. Silahla düğün bastık Osman, ne anlattın? Ha. Ula o kısmı değil. Zeynep, Halil İbrahim'i vurgun dedim. Öyle alıkoyma, kaçırılma yok. Öyle olsaydı niye öpsündü dedim. Oğlan bizim, kız bizim dedim. Hakikaten Halil. Kız seni orada öptü ya, Levent'in, abisinin göz önünde. Yani bu kadar mermi yaktık ama asıl kurşun oydu. Kendini zor duruma düşürdü. Sırf bizi kurtarmak için. Ha, vurgun değil diyorsun yani. Ne alakası var Temel? Yani senin de dediğin gibi bu sorgular kısa sürdüğüne göre... komutan bizi adliye postalayacak. Oradan da bir mucize olmazsa verildi cezaevi. Görünen o kardeşim.
Ha ne demek görünen o? 20 yıl yatacağız. Kalk bize umutlu bir şeyler söyle de. Biz zalime baş kaldırdık. İçeride de dışarıda da zalim bitmez. Fırsat varken yatın dinlenin. İçeri de girsek, dışarı da çıksak bu saatten sonra kimse bizi yatırmaz. Yat dedi ya, hemen yat. Şerefsizin mağarayı özledim ya. Dağda kızıl ot biter, içinde keklik örter. Dağda kızıl ot biter, İçinde keklik örter, eşkıyadan da beter. Usman be Halil İbrahim, Usman be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim, kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim, kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Var mı? Başçavuşum. Bunların hiçbiri belli ki sorguda konuşmayacaklar. Biz bir an önce fezlekelerimizi hazırlayıp sunalım savcılığa. Eksik yedik bir şey olmasın. Bunların silahlarının da balistik raporu sabaha kadar hazır olsun mutlaka. Komutanım, 4 gün gözaltı süremiz var. Belki içlerinden biri çözülür. Neden bu kadar acele ediyoruz ki? Asıl elimizde delil olursa çözülme ihtimalleri var. O yüzden acele ettiriyorum balistiği. Anladım komutanım. Yarın sabah masanızda olur. Albay, bu işe çok titizleniyor. Biz de ağırdan almayalım. Haklısınız komutanım. Gel. Afiyet olsun komutanım. Gel beraber olsun başçavuşum. Sağ olun komutanım. Niye önündeki? Jandarma balistik sonuçları geldi. Heh. Silahlar temiz çıktı. Nasıl temiz çıktı? Yani sadece temiz de değil, kullanıma elverişli değiller. Birinin yayı yok, birinin horozu kırık, birinin namlusu eğri. Olur mu canım öyle şey? Bir de bir şey daha var. Onu hiç anlam veremedim. Ne? Bu Halil İbrahim Karasu. Hı. Parmak izi yok. Nerede yok? Silahlarda mı yok? Yok komutanım, öyle değil. Yani adamın parmağında iz yok. Başçavuşum, bilgisayar falan bozulmuştur. Parmak izi olmayan adam mı olur? Yok komutanım, sordum kendisine. Tersanede, gemide mi ne çalışmış? Asit döküldü, silinmiştir dedi. Ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Nerede o şimdi? Sorgu odasında mı? Yok, nezarette. Getireyim mi? Yok. Halil İbrahim Karasu. Yaklaş. Uzat bakayım ellerini.
Ne oldu parmaklara? Nereye gitti o izler? Anlat bakayım. Tersanede çalışıyordum. Asit döküldü. Dalda kızılot biter. İçinde kek bir körte. Dalda kızılot biter. İçinde kek bir körte. Eşkıyadan da beter. Sen de Halil İbrahim. Sen de Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına kar düşmüş uçlarına. Geliyorum. Mühimmat azalıyor. Yaslan be Halil İbrahim. Benim bir fikrim var. Ama itiraz etmek yok. Dado, nefesini boşuna tüketme. Ölürsek beraber öleceğiz işte. İkimiz de ölmeyeceğiz. Ben esir düşeceğim. Sen de kaçacaksın. Ulan esir düşeceksin de ne olacak? 3 dakika sonra öğrenecekler kimsin, nesin, ne için savaşıyorsun, niye buradasın? Yaşatırlar mı seni? Ya kardeşim, ben sevdiğim kadının ismini 5 yıl sonra söylemişim sana. 3 dakikada kim olduğumu mu anlatacağım? Ulan parmak izin var, parmak izin. Bunların arkasındaki güç anında verir bilgilerini bunlara. Alo, ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın? Oğuz, çık buradan kardeşim. Duvara atla. Tepeyi geçtikten sonra gerisi kolay. Koordinatları ulaştırmamız lazım. Alo, alo, seni bırakmam burada olmaz. Kardeşim, mesele sen ben değil. Mesele davamız. Biz davamıza hudutsuz sevdalandık. Elbet bir gün kavuşacağız. Bu dünyada olmasa da öbür dünyada. Sus. Üç deyince. Üç! Çok düşündün mü sen bu yalanı bakayım? Hı? Gemiyi, tersane, aset, maset. Ha? 3 yılda sorsan cevabım aynı komutanım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ha? Geç önüne. Geç. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına. Bunları savcılığa sevk edin. Yamaçlarına, yaslan ve hayra. Başçavuşum, çıkaralım arkadaşları. Emredersiniz komutanım. Kaç kapı? Çıkabilirsiniz. Başçavuşum, arkadaşları salıverelim. Benim Halil İbrahim'le konuşacağım şeyler var. Emredersiniz komutanım. Komutan, kardeşimizi bırakmıyorsanız biz de gitmiyoruz. O ne yaptıysa biz de aynısını yaptık. Bir sus Duran, bir sus. Adam konuşacağız dedi, götüreceğiz demedi de. Hadi beyler, müsaade edin siz de. Aa, öyle olur. Giderim beyler. Buradayız kardeşim. Biraz gel. Ne oldu? Serbestsiniz. Nasıl? Biz delil sunamadık. Zeynep Latula bütün aileye şikayetlerini geri çektirmiş. Belki ailesini tehdit etti. Ben de öyle düşündüm.
Zeynep Leto kurtardı seni ha? Hayat öpücüğü verdi. Beni ne kurtaracak? Senin pırpırları kurtardı asıl. Az kalsın benimle birlikte firara düşüyordun. Zeynep'in ondan haberi bile yoktur. Ama bu işi karşılıksız bırakmazlar hala. Bu işin bedeli, herkesin özgürlüğü, senin ölümündür. Özgürlük için ölmeyeceksek, niçin yaşayacağız deliyor ki? Ses ver! Alo! Halil İbrahim! Alo! Niye hep beraber geldiniz? Genceliği ailesini boş bırakmasaydınız. Gelmeyin dedim, peşime takıldılar. Levent Kulpa da gitmiş, edeceğini etmiş. Ne etmiş yine? Kimseye bir şey etmemiş. Sema tüfeğini çekip hepsini kovalamış. Kırmış, dökmüş. Bir daha sizi burada görmeyeceğiz demiş, o kadar. Hey maşallah be! Hey maşallah! Kadın işte, kadın! Al git, yat 20 sene, gözün arkada kalmaz. Sen önce al da Turan, sonra yatarsın. Bu Levent Kulpa'nın evi nerede? Ya bismillah Halil İbrahim. Daha dışarı yeni adım attınız ya. Sırası mı şimdi? Hemen cevap vermezsek tepemize çıkarlar. Nerede Levent'in evi? Nerede olacak? Zamanında Harun'un arazisine çöktülerdi 3 kuruş paraya. Ortasına da kale gibi ev diktiler. Harun amcamın evi mi? Ha Muzaffer. Körükle git yangına. Doğru mu dayı? Doğruysa ne edeceksiniz yeğenim? Siz yayla evine geçin. Benden haber bekleyin. Ali İbrahim. Kardeşim biz şimdi Levent'in evini basmaya gidiyoruz değil mi? Çöktüklerim malımı geri almaya gidiyoruz. Ya onu anladım da. Bir şeylerimiz eksik değil mi sizce de? Ya ne eksiğimiz olacak Temel? Hepimiz buradayız ya. Ha. Ya adamlar silahlılardır yani. Biz içeriden yeni çıktık ya, bir çakımız bile yok. Onların malı bizim malımız kardeşim. Onlardan alırız. Ali İbrahim. Acaba Sema'yı da mı alsaydık? Onu görünce korkarlar. Vallahi uşaklar, Zeynep de olsa olurdu. Vallahi sayesinde çıkmışız. Herkesi izaya çekmiş dedi jandarmalar bizi salarken. Ben size bir şey diyeyim mi beyler? Allah'tan düşmanlarımız erkek. Kadın olsaydı bitmiştik.
Halil İbrahim, şimdi bunlar içeride yeterince konuşamadılar ya, hemen çenelerine vurdu. Hemen. Buyurun. Levent Bey'le görüşmeye geldik. Kim diyelim? Halil İbrahim Karasu de. Sedam Bey. Nerede lan? Nasıl açılıyor bu kapı? Kumanda var. Haydi uşaklar. Levent nerede? Arkada. Kalkma hayır. Kalkma. Osman sen de. Akıllı ol lan. Osman sen bunu bir tokatla mı indirdin? Elim ağrıdır Turan. Aferin lan. Temel sen de. Tamam ben de. Halil İbrahim. Kemal. Kardeşim. Bu da sende. Turan bunu alsanıza. Buzlar nerede kaldı la? Gevşek. Selim! Neredesin? Hepsi senin gibi yerdeler. Geç bakalım. Otur şöyle karşıma. Sen öldün daha. Sen öldün. Zorla eve girmek. Haneye tecavüz. Adam öldürmeye teşebbüs. Sen bittin la sen bittin. Bu sefer sen bittin. Henüz bir şeye teşebbüs ettiğim yok. Canım istediği zaman seni öldürürüm. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Yaşamak için. Levent, ben korkak adamdan nefret ederim. Seni öldürmememin tek sebebi korkak olman. Bu beni küçültür. Yoksa seni 50 defa doğramıştım. Ne ettin? Ben sana ne ettim? Ürün bastın. Makinalara taradın maradın. Karımı kaçırdın. Ben sana ne ettim la? Levent Kulp olarak ben sana ne ettim? Sen de ailen de bana ne yaptığınızı gayet iyi biliyorsunuz. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Zeynep'ten uzak duracaksın. Kadınlardan uzak duracaksın. Mazlumlardan uzak duracaksın. Bunları sadece sana değil, hepinize söylüyorum. Aksi takdirde her şeyinizi alırım. Siz korkakları doğduğunuz her güne pişman ederim.
Hadi defol git evimden. Kulağımda acayip bir çınlama var. Yanlış duymuş olabilirim. Evimden mi dedin sen? Burası benim. Harun amcamın arsası. 30 yıl sonra sizden geri aldım. Artık buradayım. İtirazı olan varsa buyursun gelsin. Kim kimin canını alıyor görelim. La burası dağ başı mı da? Öyle kafana göre geleceksin. Benim tapulu malıma çökeceksin ha? Sen yeterince şanssız bir adamsın Levent. Daha fazla zorlama şansını. Tamam da. Gideceğim. Ama geri geleceğim Halil İbrahim. Silah kalsın. Gelecekmişsin ya. Lazım olur. Bu sende kalsın. Bende daha çok var onlardan. Geldi şöyle. Selam! Abi buradayım. Levent! Ya bu evde havuz var mı? Biz henüz dolaşamadık. Fırsat olmadı. Çok alışmayın da. Çok alışmayın geri geleceğim. Kalk lan. Kalk lan yerde. Kalk. Geç de arabayı. Geç. Nereye? Levent kolpa. Bir de kapıya bir adam bıraktık. Onu da geçerken sana zahmet alırsan. Bana lazım değil. Al senin olsun. Arada geldim. Mangal yapalım Levent. Kapat. Hadi. 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 Bekleme yapma. Hadi. Hadi. Evim güzel evim ya. Burası kale gibi yer. Halil İbrahim. Bize uyar yani. Bize uyar mı? Günlerdir taşta yatıyorum ben Osman. Ha. Çok beğendim onu diyorum Temel. Ben de onu diyorum işte. Bir de beğenmeseydin. Beğendim Temel onu diyorum işte. Halil İbrahim. Semalar haber vereyim mi? Gelsinler. Gelsinler. Bundan sonra hep beraber buradayız. Halil İbrahim. Evladım biz buralarda yapamayız. Sal bizi gidelim hem kim bize ne etsin. Bizim tek derdimiz sizlere bir şey olmasın. Bizim de derdimiz size bir şey olmaması Muzaffer baba. Biz burada ne yapacağız Halil İbrahim? Biz sana ayak bağı oluruz. Anamız olursunuz. Babamız olursunuz. Yanlış yaptığımızda söyleyenimiz olursunuz. Hiçbirimizin sizden başka kimsesi yok. Peki. Sen nasıl diyorsan. Eda Nur burada olduğunu bilse belki çıkıp gelir. Belli ki kız kendini çaresiz, kimsesiz hissetmiş. Sema bir yolunu bulup haber gönderse. Ya da şu Zeynep. O illaki girip çıkar o eve. Eda Nur belli ki bu çocuğu doğurmak istiyor. Yıllardır hasretini çektik. Ama öyle ama böyle. Sonuçta hamile. Bir de böyle düşünmek lazım baba. Temel. Oğlum Eda Nur seni her şeyden çok seviyor. Karnındaki masum. Onun bir günahı yok ki. Doğurmak istiyorsa doğursun. Başımızın üstünde yeri var.
Bir kadın evini ancak kocasını sevmiyorsa terk eder. Eda Nur seni çok seviyor. Bu işin içinde başka bir iş var. Elbet ortaya çıkar. Hayırlısı be baba. Temel. Sema. Hı. Ben diyorum ki, acaba ananla babanı arasak? Buraya gelseler. Seni istesek. Aile arasında bir nikah kıysak. Sonra hep beraber burada yaşarız. Ha? Nasıl olur? Turan seni hakikaten vururum ha. Seviyorsan usulüne göre davran, ne yapman gerekiyorsa onu yap. Gülüm, biz seni bu arada derede nasıl istemeye gelelim şimdi? Halil İbrahim'le düğün basıp kız kaçırmayı biliyorsunuz ama. Buna da bir vakit bulun bir zahmet. Naz faslı bitti yani, öyle mi? Naz yapacak halimiz mi kaldı Turan? Bugün varsın, yarın yoksun. Ne olacaksa olsun artık. Kadınım, bir tanem, canım benim. Oy, ben seni yerim, canım benim. Turan, abartma o kadar. Hani Naz faslı bitmişti? Bitmiş. Naz faslı bitmiş. Bir kahve yap da içelim Sema. Dayı, az soluklanalım. Yorgunluktan bittim. Ya Derviş dayı, sen bu kadar mühimmatı nereye getirdin? Dün gece mağarayı patlatmadan aldım. Patlatmadan mı? Kurdoğlu'nun mağarasını nasıl patlattın dayı? El bombasıyla. Ya orası Kurdoğlu'nun evi dayı, evi. Adam çıksa gelse dikilse karşımıza. Niye patlattınız dese ne diyeceğiz? Osman, sana deden uyumadan önce hep bu Kurtoğlu'nu mu anlatırdı? En sevdiğim hikayeydi. Oğlum hala neyini anlamadın? Artık Kurtoğlu sizsiniz. Zalime karşı çıkana Kurtoğlu denir, Köroğlu denir, Dadaloğlu denir. Yani böyle biri yok mu dayı? İçeride bir tane var. Korkacaksan ondan kork. Ne yapacağı belli değil. Neyse, kalk hadi. Taşıyalım şunu. Zeynep'lenmiş dayı. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk Osman. Levent'e baktıysan burada yok. Herkes içeride mi? Yok, sayende herkes dışarıda. Seninki camlı bahçede. Kış bahçesi o Osman. Öğren de bunları. Kış gelmedi ki daha şota. Neyse hadi geçin siz. Kış bahçesi ne ya dayı? Kışın gidilen bahçe. Şota sen burada bekle. Yakışıklı. Zeynep. Ne düşünüyordun? Hayırdır? Aa, bir hoş geldin yok mu ya? Hoş geldin. Hoş geldin tabii. Otursana. Başını yeterince belaya sokmadık mı? Sizden daha tatlı bir bela bulamadığım için dönüp dolaşıp yanınıza geliyorum işte. Dikişlerini aldırdın mı? Aldım. Kendim hallettim. Doğru ya. Daha önce de başına gelmişti kazalar. Benim yanımda güvende değilsin. Zaten bir sevdiğimi kaybettim. Benim yüzümden senin de zarar görmeni istemiyorum. Halil İbrahim, kar zarar yapacak halimiz yok artık. Sen bir yola çıktın, bir meydan okudun. Ben de bu yolda senin yoldaşınım. Bir durum var. Neymiş? Seni öldürecekler.
yeni bir havadis değil. Ben tehditlerim işe yaradı diye şikayetlerini geri çektiler sanıyordum. Meğer planları ikimizi de öldürmekmiş. Mümkünse bu gece. Bu bir bilgi mi, tahmin mi? Bunu herkes tahmin eder Halil İbrahim. Ben sana bilgi veriyorum şu anda. Baban seni gözden çıkardı yani. Çıkardı. Zaten seninle evlenmeme razı gelmesi Zeynep ölsün demek. Ben ölmeden değil. Hadi seni geçireyim. Biz de hazırlık yapalım. Belli ki baskın yapacaklar. Hayır, ben buradayken baskın yapmazlar. Hiçbir yere gitmiyorum. Zeynep hadi. Halil İbrahim. Etrafım höt söt adam dolu, bir de sen yapma lütfen. Sana patlamayayım. Çok hızlıydım ya. Patladı bu ya. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun dayı. Ağacım sağ ol. Merve neredesin? Gel ya. Afiyet olsun. Tamam. Kemal. Az ekmek ver. Bırak ekmeği de hadi kalkalım nöbete. Turan hadi. Afiyet olsun. Cümleten afiyet olsun. Afiyet olsun. Turan buradan Turan. Yeni taşındık ya. Bilmiyorum neresi neresi. Ne arıyorsun Halil İbrahim? Bir şey aramıyorum dayı. Her yerin bir zaafı vardır. Her insanın olduğu gibi. Bu kadar insanı topladım buraya güvende olsunlar diye. İşte bu da senin zaafın. Sevdiklerine zarar gelir korkusu. Yersiz bir zaaf değil dayı. En azından düşmanlarımdan korkmuyorum. Sevdiklerime zarar gelmesinden korkuyorum. Halil İbrahim. Kardeşim git iki lokma bir şey. Hadi gözünü seveyim ya. Hadi burası bizde zaten hadi. Ağlar. Bunlar o kadar akılsız adam değiller. Ne zaman geldilerse zayiat verdiler. Bugün de onları bekleyeceğimizi düşünürler. Hele Zeynep'in burada olduğunu duydularsa hayatta gelmezler. Vallahi bence de Osman haklı. Ha. Biz evlerine çöktük diye jandarma gönderirler mi? Orasını bilmem. Onlar jandarmaya gitmez. Jandarmanın gelmesini de istemezler. Ne yapacaklarsa sessiz yapacaklar. İçeriden yapacaklar. Halil İbrahim. Bu şoto satın alınmış olamaz mı? Allah Allah. Bu da lastikçi Rüştü'yü vurdu da Halil İbrahim'i kurtardı ya Turan. Belki yeni bir pazarlık döndü. Madem öyle Turan, bu zamana kadar niye bekledi? Niye birimizden bir izine sıkmadı bu adam? Ulan adam içeriden deyince ben de bir fikir ürettim. Senden mi şüphelenip benden mi bu bal Osman'dan? Ulan ne vuruyorsun ikide be Turan? Birbirinizden şüphelenin diye söylemedim. Bir yol bulacaklar. O yolu bizim onlardan önce bulmamız lazım. Ben bir iki lokma bir şeyler atıştırayım. Siz de arazinin her tarafına bakın. Evin içine, dışına, her yere. İyi dedin kardeşim. Hadi sen git ye. Burası bizde. İyi uşaklar. Ben camlı bahçenin oraya gidiyorum. Tamam, burası bende. Evet. Hayret bir şey. Yaran mikrop kapmış. Bakayım. Ateşin de var biraz. Sen şimdi güzelce dinlen. Yarın antibiyotiğe başla, tamam mı?
Hem gece seni öldürecekler diyorsun, hem de antibiyotiğe başla diyorsun. Eğer hayatta kalırsan ilaca başla diyorum. Mikroptan ölmem herhalde. Bu kadar emin olma. Hayatımda çok mikrop var biliyorsun. Evet var, farkındayım. Fikret abim başkadır, Fikret abim farklıdır diyordun ama gördük. Fikret abim hakikaten başkadır. O çağırmadı jandarmaları. Hatta Ayşe'yi yani karısını evden kovdu. Sen benim şerefimi nasıl iki paralık edersin diye. Sen beni öptün de jandarmaya gerek yok. Çeker vurur diye düşünmüştüm ama. Demek ki acısını karısından çıkarmış. O da tuzu biberi oldu demek ki. O an aklına öyle bir şey nasıl geldi? Gerçekten delisin biliyormuşsun. Biraz da Levent'i peşimi bıraksın diye yaptım. O bana karım karım dedikçe ben gerçekten çıldırıyorum. Ay, nikah defterine imza atmak yerine geber yazdım. Ama olsun, Zeynep'in el yazısı diyormuş. Bu arada abimle konuşmuşsunuz ya. Yani bir teklifte bulunmuş, gel damadımız ol falan demiş. Evet, dedi. Sen ne dedin peki? Bir şey demeye fırsat kalmadan tutuklandık zaten. Eğer tutuklanmasaydın ne derdin? Halil İbrahim. Ha, ben bu aşağıya baktım. Fıçılar var, şişeler var ama başka bir şey görmedim. Tamam kardeşim. Ben de bir kolaçan ederim biraz sonra. İyi o zaman. Ben dışarıdayım. Sen de uyu, iyice dinlen. Sonra nöbete gel ha. Ben bu Turan'a güvenmiyorum. Uykuya dayanamaz o. Tamam, tamam. Hadi. Hadi sen de dinlen. Bak yoldaşların gelir biraz sonra, nöbete kaldırırlar seni. Seni benden ayırmıyorlar. Kadın yaralı fark etmiyor onlar için. Ne güzel. Ben hazırlıklıyım zaten, silahım yanımda. İyi geceler. İyi geceler. Ben de geleceğim. Bir anlaşma yaptık Tuncay. Söz verdim. Yarım saat beni bekleyeceksin. Gelmezsem direkt eve döneceksin. Tercih senin. Göreceğiz bakalım adam mısın değil misin?
En son konuşmamızda mert bir adam olmadığımı, sözümün eri olmadığını söylemiştin. Daha başka şeyler de söyledin de. Neyse. Dinliyorum. Ben mert bir adam olarak bilinirim. Kimseye pusu kurmam. Kimseyi tuzağa çekmem. Sırtından vurmam. Buraya seni öldürmek için geldim. Ve bunun için söz verdim. Az önce dediğim gibi sözümün eriyim. Bunu yapacağım. Ama senin ölmeni isteyenler içeri gizli bir geçitten girmemi sağladılar. Yani ölümün için yine pusu kurmamı istediler. Fikret, sence ben ölümden korkan bir adama mı benziyorum? Ya da beni öldürmediğin için sana minnet edeceğimi mi düşünüyorsun? Şunu bil ki, ben kendi hayatım üstüne pazarlığa girmem. Kimseye minnet etmem. İşte tam da bu yüzden az önce de diyecekmedim. Sen de mert adamsın Halil İbrahim. Ve mert bir insanla yüz yüze vuruşulur. Fikret, isteseydim seni, babanı, evinizde öldürürdüm. Ben evinize girdim. Yemek masasındaydınız. Çocuklarım vardı yanında. Şimdi sana söyleyeceklerim delikanlı bir düşmana söylenecek laflar. Neymiş? Ben yetim ve öksüz büyüdüm. İsterim ki hiçbir çocuk anasız babasız büyümesin. Benim derdim insanları sırtından vuran namertlerdir. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama senin var. Yol yakınken gel benimle hasım ol. Git buralardan. Benim bacım hiç kimseden korkmamış. Geri adım atıp buralardan gitmemiş. Ben mi atacağım Ali İbrahim? Hem baksana, anasız babasız aslanlar gibi yetişmişsin. Benim çocuklarım da yetişir. Herkes kendi kaderini yaşar. Zeynep, abini mi vuracaksın? Abi sen buraya nasıl girdin? Korkaklar ev yaptırırken kaçacak delik de ayarlarlarmış. Oradan girdim. De, asıl senin ne işin var burada Zeynep? Ben bu gece bu. Her neyse. Her neyse Zeynep. Halil İbrahim. Bugün değil. Ama bir gün. Ya ben seni. Ya sen beni. Fikret. Sen şerefli bir adamsın.
Hasmım olsan da elini sıkmak isterim. Zeynep. Şimdi karar vermen gereken noktadasın. Hasbunla mı kalacaksın? Yoksa abinle mi geleceksin? Abinle git Zeynep. Benim yanımda zarar görürsün. Benden değil. Ama düşmanlarım abin kadar delikanlı değil. Abi. Bu düşmanlık bitemez mi? Orayı çoktan geçtik Zeynep. Eşyalarımı yaptın Halil İbrahim'e? He? Halil İbrahim! Lan ne oluyor? Söylesene bir şey mi yaptın kardeşime? Halil İbrahim! Lan ne oluyor? Senin ne işin var burada? Durun! İndirin silahlarınızı. Ne oluyor? Temel indir. Ne oluyor Zeynep? Beyler indirin silahınızı. Fikret Bey kız kardeşini almaya gelmiş. İsteseydi beni öldürürdü. Zeynep arabaya geç. Şota. Tuncay ara gelsin. Onunla dönersin eve. İbrahim. Bu Fikret Leto nereden zuhur etti? Hanginiz uydunuz? Kimsenin uydu muydu yok dayı. Bizi geçip girmesi mümkün değil. Kimse uyumadı. Ben uyudum. Mahzende gizli bir geçit varmış. Oradan girmiş. Osman, sen bakmadın mı oraya? La baktın, içkiler pis kokuyordu. Kapı mapı yoktu, çıktım. Halil İbrahim, sorma sayıp. Bu Fikret gizli geçitten geldi. Elinde susturuculu silah. Seni öldürüp aynı yoldan geri niye gitmedi? Ben hiçbir şey anlamadım. Ha. Yoksa Zeynep mi engel oldu? Karakteri engel oldu. Ne karakteri Halil İbrahim? Adam Leto sonuçta. Oğlum Zeynep de Leto. O ayrı Turan. Zeynep bizim arkadaşımız. Bundan sonra Fikret de ayrı. Ama hasmımız. Hepiniz buradayken söylüyorum. O size silah doğrultmadığı sürece kimse ona sıkmayacak. Abim nerede?
Ablanla gittiler eve. Ablam buradaydı diye kimseye bir şey olmadı yani. Herhalde öyle oldu Tuncay. Seni nasıl getirdi buraya Fikret abi, çok şaşırdım. Belli ki kimseye güven olmuyor Şota. Tuncay. Ben ablanın saçının teline zarar gelmesin diye yemin etmişim kardeş. O nereye? Ben oraya. Ha, diyeceğiniz bir şey varsa benim arada kalmaya niyetim yok. Gidin bacınızla konuşun. Konuşmanı duydum. Ben orada olmasaydım da vurmayacaktın değil mi? Çok mu kızgınsın bana? Bence beni öldür Zeynep. Çünkü sen böyle devam edersen... Ya birilerinin seni öldürmesini izleyeceğim. Ya da seni ben öldürmek zorunda kalacağım. O yüzden abine bir iyilik yap. Beni vur bitsin bu iş. Abi. Bu hayatta zarar görmesini istediğim son kişi sensin. Hayır Zeynep. Ben sondan bir önceyim. Kardeşim sen herkesten söz istedin de, bil diye söylüyorum. Yok Mert'ti, yok dürüsttü, yok delikanlıydı. Zeynep için bir şey söylemiyorum ha. O bizim için kaç defa kendini riske attı. Ama o Fikret'le tovarı, Fikret'le tovarı. Az önce Fikret de kendini riske attı. Onu gönderen adamlar beni öldürmediği için tebrik etmeyecekler, aferin demeyecekler. İlk fırsatta bedelini ödetecekler. Biz de bedel ödüyoruz Halil İbrahim. Ödedik de. Vallahi hiç umurumda değil ha. Ödesin Fikret Leto'da bedelini. Kardeşim öfkelisin. Ama bil ki herkesi öldüremeyiz. Herkesle düşman olamayız. Ali İbrahim! Ali İbrahim! Değil mi? Bak lan. Gelin gelin. Aa, bak lan ne oldu, bu ne bu? Ulan uçaklar gelin gelin. Aa yandı buralar Ali İbrahim. Ne var çantada? Aa da bak. Hele dur Osman'ım dur. Önce bir tahminler alalım. Şimdi biz... Osman'da gizli geçitteki Zula'da sizce ne bulduk? Ne buldunuz Turan? Ölü mü buldunuz? Açın şunu da. Ölü değil oğlum. Gömü bulduk. Aç lan Osman aç. Hazır mısın Temel? Aa da bunları bulduk. Para bulduk oğlum. Sen ne diyorsun? He. Para bulduk. Dolar bulduk. Bak bak. Bak. Ha şimdi de bize kafa tutsunlar bakalım. Parasızlık, silahsızlık, çulsuzluk ya. Hadi bakalım. Bak. Ya bu çantaların hepsinde dolar var ha böyle. Kardeşlerim, bu arazi ailemin hakkıdır. O yüzden buradayız. Ama bu paralar değil. Ne? Yani? Yani ne yapacağız Halil İbrahim? Parayı geri mi göndereceğiz? Paranızı mı unuttunuz diyeceğiz? Bir yere göndeririz. Ama onlara değil. Halil İbrahim. Kardeşim bu adamlar yıllarca fakirin fukaranın malına çöktüler. Paralarını gasp ettiler ha. Almışız işte paralarını. Bize millete dağıtalım. Hem herkes arkamıza alırız. Kardeşim parayla arkamıza geçecek adama ihtiyacımız yok bizim. Fakir fukara dediğimizde bizim insanlarımız zaten. Eğer bir lokmamız varsa onlarla paylaşırız. Ama bu para haram para. Haram parayı yiyen haramzade olur. Biz iyiliklere vesile olmak için varız kardeşim. Halil. Biz de kendimizi harcayalım demiyoruz ki yani. Ne olur bu paradan biraz Muzaffer amcaya versek. Bunca yıl bozulmamış. Bu saatten sonra bu para onu bozmaz ki. Vallahi kardeşim ben Muzaffer babayı yamalı gömleğiyle sevdim. Diğer büyüklerimizden. Onlar değişmediği sürece biz kendimizi onlardan izah alacağız. Ulan neyi anlamadın Halil İbrahim? Abi Turan diyor ki hazır bulduk parayı, zengin olduk. Alayım Sema'yı, yapayım düğünü. Ben kardeşime düğünün kralını yaparım. Hiç merak etme sen. Ama bu parayla değil.
Harbi. Hadi yayılsın Turan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.